üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Amerika ile Türkiye arasındaki F-16 krizi devam ediyor mu? Son zamanlarda Türkiye-Amerika arasındaki F-16 krizi gündemden düşmüyordu. Biden da Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı. Uzun süren ikili çalışmalar neticesinde Amerika Büyükelçisi Flake, Türkiye'ye F-16 satışı için önemli bir adım atıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Flake, Türkiye'nin son nesil F-16 Block 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı dedi. Atılan bu adımın önemine değinen Flake, Amerika'nın ve Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım şeklinde ifade etti. Hürjet ve Anka 3 adeta gövde gösterisi yaptı. Türk savunma sanayinin milli gururu olan Hürjet ve Anka 3 izleyenlere büyülü anlar yaşattı. Anka 3 İHA, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı olan Hürjet'te kol uçuşu gerçekleştirdi. 50 dakika uçuş süresi, 7000 fit irtifa, 165 knot hız Anka 3 ve Hürjet'in kol uçuşu 50 dakika sürdü. Uçuş 7000 fit irtifada 165 knot hızla gerçekleştirildi. 2022'de geliştirilmeye başlanan Anka 3'ün geliştirme ve test faaliyetleri hala devam ediyor. İlerleyen dönemde insanlı uçaklar insansız savaş uçaklarının kontrol edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Hürjet'in Anka 3 ile uçması da büyük önem taşıyor. İHA'ları artık sadece savunma sisteminde değil, enerji alanında da göreceğiz. Bugüne kadar İHA'ların savunma sanayi alanındaki başarısını yakından takip etmiştik, halen daha takip ediyoruz. Fakat İHA'lar artık enerji alanında da bizlere büyük avantaj sağlayacak. Proje İstanbul Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Topkapı Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirildi. İHA'lara entegre edilen termal kameralarla güneş enerji santrallerinde yaşanan arızalar ve enerji verimliliğinin tespiti yapılabilecek. Proje kapsamında ilk önce İHA'lara entegre edilen termal kameralarla görüntüleme yapılarak Konya'da ve Antalya'da belirlenen güneş enerji santrallerine ait haritalama işlemi gerçekleştirildi. Daha sonra İHA'lardaki termal kameralarla sıcaklık değerleri ve arızalar belirlenip verimlilik analizi yapıldı. Ahlatçı Holding'in barut fabrikası ne zaman faaliyete geçecek? Yalnızca Türkiye değil, dünyada da en büyük fabrika olan Ahlatçı Holding'in barut fabrikası artık test üretimine başladı. Çorum'un Sungurlu ilçesindeki OSB'de kurulan Goldforce Sungurlu Barut Fabrikası, Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesini artırmak için tasarlandı. Yıllık 4000 ton barut üretimi kapasitesine sahip olan tesis, aynı zamanda ham maddeler nitroselülöz ve nitrogliserini aynı lokasyonda üreten dünyanın ilk barut fabrikası unvanına da sahip. BES kullananlara müjde, artık nakit ihtiyaçlarınızı oradan karşılayabileceksiniz. SDDK'nın 28 Eylül 2023'te yürürlüğe aldığı yönetmelikle BES sisteminde bir takım değişikliğe gidildi. Katılımcılar acil nakit ihtiyaçları durumunda BES sözleşmesini sonlandırmalarına artık gerek kalmayacak. Bankadan kullanacakları kredi için BES hesaplarındaki birikimlerini kredi süresiyle sınırlı olmak devredip finansmana daha rahat bir şekilde erişim sağlayabilecekler. Bankalarda EGM tarafından geliştirilen merkezi bilgi sistemiyle kredi kullanımına ilişkin gerekli sorgulamalar da yapılabilecek. Alacağın devri sözleşmesi onaylandığında bankalar çekilen kredinin %20 fazlasına kadar tutarı, örneğin 20 milyar liralık kredi için 120 milyar lirayı teminat olarak isteyecekler. Bu tutar kredi yükümlülükleri tamamlanana kadar kurum tarafından belirlenen ve bankaların seçeceği emeklilik yatırım fonuna devredilecek. Araç satışları ilk çeyrekte ne kadar oldu? Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı verilere göre Türkiye otomobil pazarı geçen yıla göre artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı
pazarı 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre %6 oranında arttı ve 471.743 adet olarak gerçekleşti. En çok tercih edilen gövde tipi ise SUV olan otomobiller oldu. AB'nin yeni güvenlik donanımı regülasyonuysa 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Söz konusu regülasyon satılan araçlarda zorunlu olacak. Bu standartlara uymayan araçların satışı ise yasaklanacak. Bu nedenle bayiler ellerindeki araçları satabilmek için kampanyalarını yoğunlaştırmaya başladı. Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış olduk dedi. Böylelikle kamu çalışanları 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında idari izinli olacak. Bayram tatilinin uzatılması uçak ve otobüs bilet satışlarına da yansıdı. En çok biletin tercih edildiği yerlerse Bodrum, Antalya ve Marmaris oldu. Otobüs ve uçaklardaki bayram zammı ise dikkatlerden kaçmadı. Bayramdan önce 500 lira olan otobüs bileti bayram zammıyla 760 lirayı buldu. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.